bulaşıcı bir hastalık değil ama özellikle görüntüsü ödemler oluşuyor, şişebiliyor. Kaşıntı yapıyor, pul pul dökülüyor. Sedefin birçok sebep tetikleyebiliyor. Özellikle stres, gerilim, üzüntü, sıkıntı. Benim tanıdığım bir zat yıllar önce, 9-10 yıl önce bana geldi bir beyefendi. Ağustos ayında başına bere giymiş. Buraya kadar uzun gömlek ve... Ne yapsın? İçeri girince terörist zannettim. Ya, hocam ben, siz... Seni tehdit edecek falan diye korktum. Elimi çekmeceye attım böyle. Dedi ki terörist falan değil. Kiko mu çıkaracaksınız çekmeceden? Çekmeceye niye elinizi atıyorsunuz? Ya, yani bir sefer saldırı olmuştu da acaba saldıracak mı? Yok canım, niye saldırsın? Derdi ne yani böyle sadece yüzü gözüküyor böyle. Dedi ki ben hastayım, terörist falan değilim. Neyin var dedim? Sedef. Sedef benim bildiğim dirsekte olur, dizde olur. Tüm vücutta oluyor. Dedim nasıl bir şey bu? Dedi ki bak görüyorsun şimdi beresini çıkardı kafasının üzeri böyle kerme kerme olmuş böyle tabaka tabaka. Oo çok korktum dedim. Dedi ki sen aslında sırtıma bak dedi gömleğini çıkardı. Alt nalı büyüklüğünde sedef. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Vücudunun %80'i yara. Yazık ya. Ne oldu dedim. Dedi ki iş yerinde çalışırken bir bayan gelip gidiyormuş buna. Aşkım sevgilim falan diye takılıyormuş. O da ben evliyim. Çoluğum çocuğum var. Beni rahatsız etme diyemiyor. Çok bir beyefendi. Bunun için strese girmiş sedef mi olmuş? Kadın bunu sürekli gelip gelip bunu taciz ediyor. Kadınlara ediyormuş. Bak ya. Şimdi yani öyle örnekler veriyorsunuz ki. Normal olarak erkekler bayanları taciz ediyor. Devir burada değişti. Burada tersine olmuş tabii. Bu da söyleyememiş, konuşamamış, utanmış. Bir ay sonra... Var mı öyle utanacak erkek? Kaldı mı hocam? Şimdi siz de kendi cinslerinizi korumayın. Peki, ne? Ve sonra her tarafından yara olmuş adamcağız. 11 yıl Sivas'taki bu Kangal var, Balıklı Göl. Hah, biliyorum. Sivas Kangal'a gitmiş. 11 yıl, her yıl izinini toptan alıyor, bir ay oraya gidiyor. Orada biraz rahatlıyor. Geldikten biraz sonra tekrar nüksediyor. Bütün izinli, bütün hayatı Kangal'a git gel 11 yıl. Dedi ki bıktım artık Sivas Kangal'a. Bir ay rahatlamak için dedi, bir ay izin yapıyorum, oraya gidiyorum. Dedim ki Almanya'dan bir krem getirelim. Bu, şu gördüğünüz bitkinin ismi Oregon üzümü. Vatanı Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaleti olduğu için Oregon üzümü denir. Üzüm değil aslında, üzüme benzer. Bunun kökünün kabuğu ve dalının kabuğunda etken maddeler var. Alkaloidler sedefe karşı en etkili. Bununla ilgili Almanya'da Profesör Doktor Wiesenau, Profesör Doktor Lütke, Profesör Doktor Gite klinik araştırmaları yapmışlar. Burada klinik araştırmaları gösteriyor. Profesör Doktor Gile 433 sedef hastasını Mahonia ile iyileştirmiş. Oregon üzümünün Latincesi Mahonia aquifolium. Mahonia ile iyileştirmiş. Bu yaprağını, dalının ve kökünün kabuğundan elde eden alkaloidle. Yani ekstrak, etken maddeyle. Evet. Profesör Doktor Wiesenau, Profesör Lütke bunlar da ayrı ayrı zamanlarda yüzlerce sedef hastasını tedavi etmişler. Klinik araştırması var. Bilgi var. Bu konuda belge var. Dedim Almanya'dan kremini getireyim. Dedi ki hesap ettik. Oo çok para atıyor. Benim param yok. Sen bana dedi ucuz bir şey ver. O kadar hem benim hanım dedi sürmez sırtıma dedi. Aramız biraz iyi değil. Limonu dedi. İyi bakalım. Yeni hanıma sürdürür. Yeni hanım yok ha adamcağızın. O da onunla zaten konuşmuyor hiç. Problem değil. Ben sana o zaman bana göre bu bağırsaklardan ve mideden kaynaklanıyor. Hı-hı. Kişinin midesinde gastrit, bağırsaklarında mantar varsa alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları ortaya çıkar. Peki deneyelim dedi. Biz ona lahana suyu, aloe vera jel verdik. 6 hafta sonra geldi. %80'i iyileşmiş. Kısa kollu gömlek. Ne oldu dedim. Kortizon mu vuruldun? Yok dedi. Nasıl iyileştin? Sizin ürünlerle. Allah Allah ben de inanamadım. Bitkilerle. Evet şimdi neden iyileşti vatandaş? İtalyan asıllı Doktor Simoncini. Google'a girdiğinizde görürsünüz. Doktor Simoncini. Tam 30 yıl sedef üzerine araştırma yapmış. Ve sedefin sebebinin mantar olduğunu belgelemiş. Klinik araştırması. 100 yıldır ilim adamları sedefin sebebinin
keratin denen bir protein yetersizliğinden kaynaklandığını iddia ediyorlardı. Literatürde hep hala geçerli bu. Öyle, evet. Sebebinin efendim protein yetersizliğinden kaynaklanır keratin denen. Keratin efendim tırnağın yapımında, dokusunda çok önemli. Cilt, saçta. Ciltte, önemli. Saçta keratin olmazsa saçlar dökülür veya az olursa cilt bozulur vesaire vesaire. Fakat şimdi son yapılan araştırmalarda sedefin sebebinin bağırsaktaki mantarlar olduğunu Doktor Simoncini 30 yıllık çalışma sonucu belgeledi. Hı hı. İsteyen Google'dan girip görebilir. Alman doktorlar da Profesör Doktor Lütke, Profesör Kaya, Profesör Wiesenau da hastaları tedavi etti. Mantardan olduğu artık biliniyor. Buna karşı en etkili bitki mahonya. Mahonya'nın kremi. Biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Kapsülünü ürettik. Kişi kullandığı zaman yavaş yavaş bağırsakları temizlendiğinde problem oradan kalkıyor. Cadı fındığı da sedefte etkili mi? Evet. Bir de fındığa benzer bir bitki yetişir. Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesinde yetişir. Bu Hamemelis virginiana Latincesi. Hamemelis de denir kısaca. Türkçe karşılığı cadı fındığı. Bunun fındığı çok küçük olduğu için ve yenmediğinden cadı fındığı denir. Yani fındık şeklinde meyvesi. Hı hı. Fakat yenmez. Cadı fındığı derler. Bunun kullanılan kısmı meyvesi değil. Yaprak ve dalı. Bu kurutulur. Efendim mesela çocuklarda pişik olur genellikle bebeklerde. Hı hı. Bunun kremi bebeklerdeki pişiklere iyi gelir. Mantara karşı iyi gelir. Bununla da ilgili yüzlerce klinik Hamamelis virginiana klinik araştırması yapılmış. Mantar hastalığına karşı iyi geldiği belgelenmiştir. Hamamelis virginiana. Bununla da ilgili birçok klinik araştırması burada var.